Haydi. Adam. Sor, son kez sol majör yapıp bunu çalacağız. Tamam. Aşağı dönmeyi sakın unutma. La do, do ile beraber. Aferin. Hadi aferin. Aferin. Fa diyez la, fa diyez la. Fa diyez la. La. Ne bunlar? Fasulye mi, nota mı? Fasulye. Peki si, evet. Do. Do. Sol. Sol. La. Evet. Evet, bitti. Sonra ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. Çıkarıyorduk. Hadi bakalım hangi renk hangi notanın? Koy bakalım, unutmuş musun? Do. Do. Neydi? Re. Evet. Küçük yaşta piyano eğitimine başlamak çok önemli. Çünkü çocukların beyin gelişimlerine çok büyük etkide bulunuyor. Çok büyük pozitifliği var. Ve öğrenciler, küçük çocuklar renklerle başladıkları zaman notaları çok çok daha kolay öğrenebiliyorlar. Ki bunu rüyada çok gördük. Tam anlamıyla gördük hem de. Rüya okuma yazma bilmiyordu ilk önce. Hem okuma yazmayı öğrendi. 4 yaşında, 4,5-5 yaşında başladık. Hem okuma yazmayı öğrendik. Hem notaları öğrendik. Yani daha doğrusu şöyle, notalar bize rüyayla beraber bir kılavuz oldu. Hem okuma yazmayı da öğretti. Hem de renklerle beraber notaları da öğrendik. Ondan sonra renkleri attık. Normal çalmaya başladık. Ve bir sürü kapılar açılmaya başladı. Çocukların özgüvenleri. Özellikle özgüven düzeyleri çok yükseliyor. Rüya girdiği bütün yarışmalarda birinci oldu. Ki yaşının üzerinde bir performans sergiliyor. Art World, klasik müzik, dünya müzik yarışmalarına girdi. Ve orada birinci oldu. Gene aynı şekilde uluslararası küçük Mozart'lara girdi. Gene aynı şekilde orada birinci oldu. Şimdi de IPC, Uluslararası International Piyano Yarışması'na girdik. Ve çok zor olmasına rağmen ilk defa Kayseri'den 7 yaşında biri katılacak. Ve o da Rüya. Değil mi Rüya? Süreç nasıl oldu hocam? Hani renkleri nasıl öğretiyorsunuz? Şöyle öğretiyoruz. İlk önce ben bu birinci sınıfta kullandığımız fasulyeler var ya, ben onları kullanmayı tercih ettim. Çünkü etiket yapıştırdığınız zaman çocukların otomatikman üzerleri, piyanonun lekesi kalıyor, o oluyor, bu oluyor ve bu çocuklara bir kopya gibi geliyor. Ben onu istemiyorum. Ben çift taraflı bantla fasulyeleri yapıştırdım. Ondan sonra giderlerken de çocuklara o fasulyeleri veriyorum ellerine, götürüyorlar. Diyorlar ki evlerine, ya benim evime geldiklerinde ya da ben onların evine gittiğimde o piyanolarda, o tuşta yapışık olduğu için öğrendikten sonra bunu buradan kaldırın, artık bu size veda edecek diyorum. Geldiğimde bir bakıyorum veda etmiş oldum. Ve otomatikman notalar, bir bakmışsınız renklerle beraber hem bana renkler yardımcı oluyor hem de piyano tuşlarına yardımcı oluyor. Şimdi video olarak, online olarak katılıyoruz yarışmalara. Yarışmalara online olarak katıldıktan sonra ben rüyada çok büyük bir gelişme gördüm. Ve bizim belli yerlerde işte sertifikalar vesaireler almışlığımız vardı zaten rüya ile beraber. Bu sertifikalardan sonra da dedik ki bir de yarışmada görelim kendimizi. Bakalım biz nerelerdeyiz, neredeyiz, ne şekildeyiz. Ailemiz bir kere çok büyük destek. Ve aslında bilmeden bir yarışmaya girdik. Neden bilmeden bir yarışmaya girdik? Çünkü çok kalabalık bir grup, milyonların katıldığı bir grup. Böyle bir yarışmada bakalım, aslında bir risk. Neden risk? Çocuk açısından bir risk. Ama
hayatta bazen cesaretli olmak güzel şeyler getirebiliyor. Aynen rüyada olduğu gibi. Ve ben rüyaya çok güvendim o konuda. Çünkü bu yaşta olup da bu şekilde güzel bir tekniği olan, elinin tutuşu, notaların ritimleri, notaların yerleri hepsini çok iyi yapabiliyor. Ve bunu yapabilen bir çocuğu da bu şekilde bir yarışmaya sokmak aslında risk değil, cesaretti. Ve benim için beklediğim sonuç geldi diyorum. Ve Rüya ilk birinci olduğu zaman ağladık değil mi Rüya? Evet. Rüya kesinlikle piyanoda ilerlemek çok istiyor. Ve Rüya müzikle asla ayrılmayacak. Yani fasulyelerle başladım. Ondan sonra fasulyeleri kullanmadık. Yani çünkü artık fasulyesiz de alışabileceğimi düşündü öğretmenim. Bu yüzden artık fasulyesiz çalıyorum. Yani ablamdan çok gördüm. Yani ben de çok istedim ablam gibi piyano çalmayı. Bu yüzden annem de beni tuba öğretmenime yazdırdı. Yarışmalarda birinci oldum şu ana kadar. IPC'de birinci olacağım mı bir bakacağız. Ben büyüyünce gerçekten piyanist olurum yani piyanoyla küçükken başladığım için. Peki, hani onlar ne yapsın? Ne yani arkadaşım bence istediği müzik aletini çalabilir. Nasıl olsa insan öğrendiğince basit geliyor. Ha, onlar bence çalsın. Eğlenceli bir şey müzik aletlerini çalmak.